Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Ahmazoğlu'nun Gaziantep'e kazandırdığı dev projelerden olan geleneksel spor merkezi projesine çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bin metrekare alan üzerine kurmuş olduğumuz geleneksel spor merkezimiz. İçerisinde 96 tane atın kalabileceği box'lar var. Isınma manejimiz var. Kapalı manejimiz şu an içinde bulunduğumuz 2000 metrekarenin üzerinde. Aynı zamanda 600 seyirci kapasiteli. Ayrıca kafeteryası var. Yaklaşık 5000 metrekareye yakın bir açık manejimiz var. Hatta koşturabileceklerin, uluslararası müsabakaların da yapılabileceği standartta. Hem kapalı manejimiz hem açık manejimiz. Uluslararası müsabakaların da yapılabileceği ölçülü ve standartlarda inşa edilecek. Onun yanı sıra yanı başında yaklaşık 3500 metrekare çim alanımız var. Burada hava güreşi, yağlı güreş ve benzer güreşler yapılabilecek. Hemen arka tarafımızda okçuluk alanımız var. Bir de atlı okçuluk, yani 120 metrekare uzunluğunda atların koşturulabileceği güzel bir mekan inşa ettik. Bunun dışında içerisinde oba çadırlarımız var. 12 tane oba çadırımız var. Ki en büyüğü 800 metrekare. Türkiye'de böyle bir oba çadırı dev. İçerisinde her türlü etkinlik yapılabilecek. Yine 450 metrekarelik oba çadırımız var. Yaklaşık 10 tanesi 112 metrekare büyüklüğünde. Bunun içerisinde gençlerimizi buraya davet edip ikramlarımız olacak. Özbek pilav ikramı yiyeceğiz. Fotoğraf çekim stüdyoları olacak. Müzeler olacak. Geleneksel oyunların oynanabileceği mekanlar olacak. Ayrıca yine bir kapalı restoran inşa ettik buraya. Hem açık maneji ve güreş alanını izleyebileceği hem de ailesiyle birlikte gelip yemek yiyebileceği mekanlarımız var, kafeteryalarımız var. Yani ailece buraya gelecek insanlar güreş yapabilecek, ata binebilecek, ok atabilecek, atlokçuluk olabilecek, cirit olabilecek. Yani aklınıza gelen geleneksel sporların hepsini burada yapma imkanı var. Yine sporcularımız için ayrı ayrı giyinme mekanları, duş imkanları. Ayrıca bireysel odalar hazırladık. Mesela kişi atı varsa atını burada biz aylık olarak bakımını, yemesi, içmesi, her şeyi, yani bir otel gibi burayı kullanabilecek. O fırsatı da sivil vatandaşlarımıza sunmuş olacağız. Yani burası
spor adına, özellikle geleneksel sporlar adına olması gereken her şey burada mevcut. Şunu dışarı yaptığımızda mı ihtiyacı var başka bir şey? Ne var? Şimdi sen bana 2 saat uzatmak. 300 lira 400 lira. Bakın arabaya X'e gelir, X'e gelir, aralara X'e gelir. Ne olacak? 600 tane o kadar olacak. Yani çok rahat. 300 lira. Yaparız ama başka. Bunu ne yapıyor?